Arkadaşlar merhaba, ben Üçlü Hoca. Sözcük türlerinde artık edat, bağlaç, ünleme geldik. Hemen sonrasında eyleme geçeceğiz. Eylem derya deniz bir konu. Orada uygulamalar çok büyük önem taşıyacak. İsterseniz hiç uzatmayayım. Edat, bağlaç, ünlemin konu anlatımını bir bitirelim. Nedir, ne değildir, nasıl gelir, taktikler, uyarılar, son dakika değişiklikleriyle başlayalım. Sonrasında hakkını verelim konunun. Peki hocam, edatla başlayalım madem, öyle sırayı bozmayalım. Edat'ın diğer adının ilginç olduğunu biliyorsunuz. Türkçeleştirmek adına böyle bir ifade bulundu. Edat Türkçe bir kelime değil. Çok önemli değil. Neyse, ilginç kullanacağız. Neler hocam bunlar? En sık kullanılan, illaki karşınıza hani edat sorusu gelirse kullanılabilecek edatları hemen sizler için bir seslendireyim. İçin edatı dikkat lütfen. Göre, kadar gibi. Özellikle şu dörtlü can yakar hocam. Edattan soru mu gelecek? Yani %99 şu dörtlü karşına gelecektir bir şekilde. Den beri, e rağmen, haydi kulaklara hitap edelim biraz. E karşı, e doğru. Den başka, den ötürü, edek, den dolayı, yalnız, edeyin, ancak, tek, sadece, üzere. Buraya vesaire yazayım. Belki bir bu kadar daha böyle arada derede kalmış edat sayılabilir. Ama bunlar yeterli mi? Fazla bile içiniz rahat olsun. Peki edatta ne bileceğiz hocam? Yani içini görmemiz yeter mi? Bakın dikkat. Edatta ne bilmeniz gerekiyor? Gelin onu konuşalım. Mesela gibi edatını konuşuyoruz. Şimdi sınavda ne yapıyor bu adamlar? Bakın taktik kısmında vurgulamışım. Edat buldurmaktan çok hangi görevde oldukları soruluyor. Bunu bilmenizde büyük fayda var. Yani şu için edatı, gibi edatı, artık bunu görmek marifet değil. Peki ne yapacağız? Gelin bakalım. Ne diyor mesela? Demir gibi bir bileği vardı. Şimdi bu cümlede gibi ifadesi bir edat. Tamam. Hiç zaten gibinin bir alternatifi yok. Gibi her zaman edattır. Tamam. Nasıl bilek? Demir gibi bilek. Bakın demir gibi ifadesi sıfat görevinde kullanılmış. Burada edat grubu, edat öbeği sıfat görevindedir. Bunu söylemenizi isteyeceğiz. Bakın dikkat. Hiç anlamadım hocam, bir daha anlatalım. Haydi baştan. Sözleri ateş gibi işliyordu. Nasıl işliyordu? Ateş gibi. Ha, eyleme nasıl diye sorduk. Bakın az önce isme sormuştuk, sıfatı almıştık. Eyleme sorduğumuz zaman nasıl, ne alıyorduk? Zarfı alıyorduk. Ha, durum zarfı bu. Zarf nihayetinde. Düğünde düşecek gibiydi diyor. Ha, düşecek gibiydi. Bu sefer de yüklem olarak kullanılmış, bakın dikkat. Ders bittiği gibi çıkmak istedi diyor. Ne zaman çıkmak istedi? Ders bittiği gibi. Biter bitmez. Bitince. Yani hocam yine zarf görevinde kullanılmış. Senin gibisini bulamazlar. Yani sana benzeyen, seninle eşit, seninle eş, değil mi? Doğal olarak bir benzerlik, eşitlik anlamları kattığını görüyoruz. Hocam yok mu başka? Belki bunun bir 10 katı daha bir şey bulunabilir, anlam bulunabilir. Sonuçta anlam kısmı oldukça derin. Bizi yapı kısmı ilgilendiriyor. Anlam kısmını çıkarmak tabii ki sınavda bize kalacak. Okuyacağız ve ha burada bu anlam var. Ya da şunu yapabilirsiniz. Mesela bunun bir sınav sorusu olduğunu düşünelim. Tabii ki buradan bir sınav sorusu çıkmaz. Çünkü her biri farklı görevde gibi, ama şunu yapmanızı isteyeceğiz. Mesela demir gibi bir, ya da şu Bursa'ya bakalım. Sözleri ateş gibi işliyordu. Zarf. Ders bittiği gibi çıkmak. Zarf. Yani sınavda çok arada kaldığınız zaman, ya sanki Bursa ile Denizli birbirine benziyor, ya da Adana ile Edirne dahil, cevap Ceyhan gibi gitmenize büyük fayda var. Edatların soru formatında genelde görevlerine sorulduğunu lütfen unutmayın, olur mu? Büyük önem taşıyacak. Haydi çaylar yavaş yavaş bir yudumlansın hocam. Şu dersin bir hakkını verelim. Kadar edatındayız. Bakın çok sağlam gidiyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz, hakkını verelim. Edatları sayıp geçmedik. Tek tek bütün edatları konuşuyoruz. Bir gül kadar narinsin diyor. Güle benziyorsun, onun gibi demek istiyor aslında. Bir benzerlik ilgisi kurulmuş, dikkat. Sabaha kadar çalıştık diyor. Ne kadar çalıştık hocam? Bir zaman ifade ediyor aslında, değil mi? Zaman anlamı katmış burada. Dünya kadar insan gelmişti diyor. Şimdi anlam olarak evet, bir abartmayı hissediyorsunuz. Ama ne kadar insan? Dünya kadar insan. Sıfat görevinde kullanılmış. Yapısal gelebilir, anlamsal gelebilir. Dikkat. Anlamış kadar olduk diyor. Gibi anlamında. Hani çay ikram edersin, içiversin. İçmiş kadar olduk. Hani içmiş gibi olduk. Gibi anlamı katmış. Kadar edatı. Dikkat etmek lazım. Hangisinde farklı görevde, farklı anlamda gibi sorular gelirse en azından orada ters köşe olmayalım. Amacımız o. Yani hocam sen tek tek saydın, kadar gibi falan dedin, geçtin konuyu, olmasın. Çok çok önemli. Bu boyutu gelebilir. Tamam. Peki bitmedi edatlar. İçin edatına da bakalım. Ne diyor? Problemi çözmek için gidiyorum diyor. Şimdi gidiyor mu? Evet. Problemi çözmüş mü? Bilmiyoruz. Eksi artıysa ne demiştik? Amaç sonuç. Bunu nerede konuştuk hocam? Sözcükte anlamda konuştuk geçtiğimiz dönemlerde. İnşallah yeni dönemde de anlatacağım bunları. Sıkıldığı için dışarı çıkmak istedi. Çıkmak istemiş mi? Evet. Sıkılmış mı? Evet. Ha, ikisi de gerçekleşiyorsa eylemin neden sonuç demiştik. Bu da güzel bir ayrıntıydı. Onun için sorun yok tabii diyor. Ona göre sorun yok tabii. Yani görelik anlamı. Dikkat. Haydi kaçırma. Bu kitaplar için ne kadar verdin? Yani bu kitaplar için ne kadar verdin derken, bu kitaplara karşılık, değil mi?
Kitapları aldım bunun karşılığında. Anlamlara lütfen dikkat. Uyuma, çok önemli bir şeye dikkat çekiyoruz. Çok çok altında yerindedir, kaçırma. Evet, son dakika değişikliği gelsin artık. Nedir hocam o? Artık ile sözcüğü sadece... Ops, bağlaştır hocam. Hani anlatıyorduk ya, yerine V geliyorsa bağlaç, gelmiyorsa edat, şu bu falan. Artık hepsi hikaye oldu. Bir son dakika değişikliği aktarıyorum size. Kim yaptı hocam bu değişikliği? Tabii ki Türk Dil Kurumu yaptı. TDK'nin sitesine girip de ile yazdığınız zaman, hatta direkt Google'a ile bağlacı ya da ile TDK falan gibi bir şey yazdığınız zaman ile bağlacı TDK daha doğru olur. Hemen oradan maddeleri göreceksiniz. 3 madde var. Gelin o 3 maddenin de örneklerini hemen sizlere en azından bir iki tane aktaralım bakalım nasıl olacak. Bak şimdi ne demek istiyorsun hocam, anlattın da ne anlama geliyor. Bak, annesiyle gelmesi bizi şaşırttı. Normalde burada bir ile var, bunu herkes görüyor. Biz ne yapıyorduk hocam, yerine V koyuyorduk. Annesi ve gelmesi olmuyor, edat diyorduk. Artık diyor ki Türk Dil Kurumu edat medat değil kardeşim. İlenin her hali bağlaçtır diyor. Bu cümleyi bağlaç kabul ediyor. Annesiyle babasını çağırmadım. Annesi ve babası. Tamam hocam, biz buna zaten V koyup bağlaç diyorduk. Ona merhametle yaklaştı. Ona merhamet ve ileri V gelmiyor. Edat olması lazım. Hayır diyor Türk Dil Kurumu. Kısacası hepsinde bağlaçtır. İle artık her türlü bağlaçtır. Bunu lütfen cebinize koyunuz, olur mu? Daha önce bahsettim aslında ama vurgulamakta fayda var. Taktik. Bakın dikkat. Ancak yerine ama geliyorsa bağlaç, sadece geliyorsa edattır. Bunu yalnız ve ancak diye yazabiliriz, tamam. Hem yalnız hem de ancak, birazdan örnekte göreceğiz çünkü. Hem yalnız hem de ancak kelimeleri için geçerli. Mesela çözmek isterim ancak ucum bitti. Çözmek isterim ama, ha. Hocam ama yerine kullanılmış, bağlaçtır buradaki ancak. Cebimde yalnız yol parası vardı, ancak yol parası vardı. Yani sadece yol parası vardı diyor. Yalnız ve ancak yerine sadeceyi koyabiliyorsanız o sözcükler edat olarak kullanılmıştır. Tamam, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Gelir mi gelir, kullanılabilecek başlıklardandır. Gelin edatlarla ilgili bazı püf noktaları sizlere bir aktaralım, bir hakkını verelim. Ne diyor? Edat cümleden çıkarsa cümle anlamsızlaşır. Evet, edatların böyle bir özelliği var. Edat nedir hocam diyenler, tanımı çok kullanmıyoruz ama yine de tek başına anlam taşımaz. Ama cümleye girdiğinde bir anlamı, bir görevi olur. İşte o sözcüğe edat diyoruz. Mesela senin gibi gayretli birini görmedim. Çok güzel bir cümle, harika. Ama gibiyi çıkar bakalım. Senin gayretli birini görmedim, cümle mahvoldu. Yani hocam aslında gibi tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Ne anlama gelebilir ki gibi? Hiçbir anlama gelmez. Başına sonuna, yani cümle içerisinde yerleştirdiğimiz zaman bir şeyler ne oluyor hocam? Yeni bir anlam kazanıyor. Buna da edat diyoruz. Fakat aynı şeyi birazdan konuşacağımız bağlaçlarda görmek zor. Büyük çoğunlukla göremiyoruz. Cümleden çıktığı zaman kopar cümle. İstedim ve başardım. İstedim, başardım. Dikkat. Burada çok önemli bir nokta var. Burada anlamsızlaşmama durumuna aslında dikkat çekiyoruz. İstedim ve başardım. Çıkar hocam. İstedim, başardım. Yani hocam çoğunda bunu göreceğiz. Daha D bağlacı olsun, ve veya ya da çünkü yahut zira vesaire, birazdan konuşacağız. Edatı cümleden çekersin, cümleyi mahvedersin. Bağlacı cümleden çekersen cümlede doğru düzgün bir değişiklik olmaz. Zaman zaman anlamsal değişiklik yaratsa da cümle anlamsızlaşmaz. Bu da önemli bir ayrıntıdır. Peki hocam, bitmemiş. Bitmemiş edatlar, bitmemiş. Mımi mumi soru edatıdır. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü listede saymadım bunu. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Genelde gözden kaçıyor. Öğrenci gibiyi görüyor. Göreyi görüyor hocam. Ne bileyim artık, için, kadar, deyin. Bunları yakalaması artık yavaş yavaş kolay öğrenci için. Ama alakası bir şekilde gidiyor. Soru edatını kaçırabiliyor. Lütfen dikkat. Diye sözcüğünün de edat olduğunu ayrıntılı bir şekilde aktarmış olalım. Bu da önemli bir ayrıntı. Peki hocam, bitti mi edat? Bence fazlasıyla bitti. Zaten uygulamalarda edatları da bulacağız. Bunlara bakmanız, bu bilgileri tekrar etmeniz fayda sağlayacak sizlere. İçiniz rahat olsun. Evet, geldik bağlaçlara. Bağlaçlar artistik konu. Dikkat, bağlaç önemli. Tıpkı edat gibi ama nasıl gelir, birazdan onu konuşacağız. Hemen bir seslendireyim hocam, kulaklara hitap edelim. Ne var hocam listemizde, ekranımızda? Ana başlığımız tam ortada, bağlaç yazıyor. Aşağısındaki ifadelerde ise ama, fakat, ve, ile, oysa, ki, de, çünkü, zira, madem ki, yahut ve yahut, eğer, yoksa. Bu arada yahut ve yahut'u arda arda okuduk, kulaklara hitap edelim dedik. Ayrı ayrı düşünün lütfen, aman dikkat. Yoksa, veya, ya da, nitekim, kısacası bakın, nitekim artistik burada. Öyleyse, hatta, hatta çok artistik. Ayrıca hem hem, ne, ya ya, dahi dikkat, yalnız, yalnız fena değil, edatla karışabilir. Lakin ise, açıkçası gibi. Bakın onlarca bağlaç saydık burada, 20-30 tane bağlaç. Buna bir vesaire diyebiliriz, yani bunun da sonu yok. Ama gelin nasıl sorulur hemen onu konuşalım. Bakın örnekler üzerinden olayı bitirelim. Ne diyor? Duygu ve düşüncelerini yazıya döktü.
Şimdi burada V bağlacını herkes fark ediyor değil mi? Görüyor. Şimdi sınavda adam sana bağlacı bir zahmet. Yani inşallah sorar yaparız, o ayrı bir konu ama bir zahmet sormasın, o kadar değil. En azından TYT KPSS buna çok müsait değil yani, soramaz diye düşünüyoruz bunu. Duygu ve düşüncelerini yazıya döktü. Yani duygu, düşünce kelimelerini sıraladı. Burada bağlaç sıralama göreviyle kullanılmış. Bak devam. Ya beni de götür ya sen de gitme diyor. Eşdeğerlik anlamı, ya benle sen de, eşitlik anlamı da katıyor. Ya da tercih etme anlamı da katar. Bilgisayar ya da tablet alacağım diye. Ya onu ya onu. Eşdeğer ya da tercih anlamı katıyor yine. Çok çalışmadı ama başarılı oldu. Burada bir karşıtlık var değil mi? Başarılı olmak ve çok çalışmamak karşıtlık anlamı katıyor bağlacımız. Bağlaç sayesinde sağlıyoruz bunu. Kısacası bu olayın da sonuna geldik. Burada da özetleme anlamını hissettik. Bu soruyu da, bu soruyu o da yapamazdı, o bile yapamazdı diyor. Burada da bile anlamı katmış. Uyarı gelsin. Bağlaçların görevini iyi bil demişiz. Evet, şurada saydığımız görevlerini bilmenizde fayda var. Sıralama yapıyormuş, karşılık yapıyormuş. En azından biz burada bir ışık tutmuş oluyoruz. Bunlar kullanılabilir diyoruz. Var mı hocam başka artistik bir şey? Şimdi başlıyor bağlaç zaten. Key bağlacını konuşacağız. Sadece bağlaç boyutundan tabii ki. 3 tane key var Türkçe'de. Sıfat olan, zamir olan ve bağlaç olan. Key bağlacının ayrı yazıldığını biliyoruz. Örneklere baktığımız zaman yeter ki, kaldı ki, ola ki, ne var ki, diyelim ki, işte varsayalım ki, gel gör ki gibi örnekler göreceksiniz. Aman dikkat, çok lazım olacak. Birleşik olan keylerin ise burada şifresini bir daha bir hatırlatalım. Son bahçemi şifresi. Sanki, oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki ve illa ki. Çok uzak kalanlar, hatırlamayanlar için baş harflerinden son bahçemi ifadesinin çıktığını göstermekte fayda var. İllaki'ye dikkat çekelim. İllaki bitişik yazılır. Ve sen iyi neydi hocam diye sorduğum zaman sınıfta genelde iyi ki dersin. Aman karıştırma. İyi ki de ayrı yazılır. Aman ilerkiyi bitişik yazıyoruz. Geçtim. İse bağlacı. Hocam bu nereden çıktı? Bak bence bu çok güzel bir başlık. Çok iyi bir not. Çok çok iyi bir bilgi. Bakın dikkat. Şart anlamı katmıyorsa bağlaç hocam. Çok önemli. Şimdi öğrenci saseyi görüyor. Genel olarak konuşuyorum. Hocam bu şart kipi değil mi diyor. Genelde şart kipini hatırlıyor. Ben de sen de hepimiz öyleyiz. Ama gelin örneklerle işi bitirelim. Bak şimdi. Çok çalışmışsa başarılı olur. Burada bir şart anlamı var. Şart gibidir ama kar başladı. Okul ise çok uzakta. Hocam bunun şart anlamı var mı? Yok. Buradaki ise bağlaç olarak kullanılmıştır. Okulsa bitişikle yazılabilirdi. Bunun bitişik, bunun ayrı yazıldığına takılmayın lütfen. İkisi de ayrı. İkisi de bitişik yazılabilirdi. Şart anlamı katıyorsa şart gibi. Katmıyorsa hocam bağlaç olarak kullanılmıştır. İse bağlacı çok güzel bir ayrıntı bence. Cebinizde kalsın. D bağlacı da artık çok iyi biliyoruz. Hani kapat cümleden çıkar falan. Ben de onun yerine şöyle bir şey bulmuştum. Ve çok da güzel tutan bir yöntem. Çok işinize yarayacak. D dağının üzerine bir tane daha D dağı getiriyorduk. Oluyorsa bitişik, olmuyorsa ayrı yazıyorduk. Mesela İstanbul'da sevdiğim şehirlerdendir. Şimdi bu cümleye daha D getirelim, şu daha D'nin üstüne. İstanbul'da da sevdiğim şehirlerdendir. Olmadı. Demek ki ayrı yazılacak. Evet. Bugün İstanbul'da da kalacağım. Orada burada kaldım hocam. İstanbul'da da kalacağım. Oluyor. O zaman bitişik yazılmalı. Tamam. Bunun mantığı buydu. DD bağlacının üzerine DD bağlacı. Bir DD daha getireceğiz. Oluyorsa bitişik yazacağız. Ünlemleri biliyoruz. Bağlacı son verdik. Ünlemekten, hatta ündemek kelimesinden geliyor. Daha değil arkadaşlar aslında o. Ündemek yani hocam seslenmekten geliyor. Ey gibi, a gibi ya da tüh, eyvah, hey gibi, hiç gibi ifadeleri ünlem kabul edeceğiz. Yeter artık gibi. Aman dikkat. Sonradan ünlem değeri kazanan kelimeler de var. Şimdi e gibi, hiç gibi kelimeler doğuştan ünlem. Onlar doğmuş ünlem olarak doğmuş. Bazı sözcüklerse sonradan ünlem anlamı kazanıyor. Ünlem değeri kazanıyor. Çık dışarı falan gibi. Tabii ki burada vurgu çok önemli. Ses tonunu sınavda duyamayacağımız için adamın ünlemi nereye koysa doğru gibi görünüyor. O yüzden biraz tehlikeli olabilir. Uyarı gelsin. Ünlemler bazen isimleşir arkadaşlar. Mesela ahlar, vahlar içinde sahadan ayrıldı. Bu cümlede ünlem yok. Artık aldıkları larler ekleriyle birlikte isim olmuşlar. İkisinin de altını çizip isim diye çok rahat yazabilirsiniz. Peki edat bağlaç ünlemi bitirdik. Şimdi hemen ardından arkadaşlar videoyu izler izlemez lütfen uygulamasına bakın. Uygulama 1 dedim ama 2, 3, 4, 5 gelmeyecek. İçiniz rahat olsun artık. En azından edat bağlaç ünlem de böyle yapacağım. Çünkü edat bağlaç ünlemin artık 2. 3. 5. uygulamasına çok da ihtiyaç yok. Hemen yarın inşallah eyleme geçeceğiz. Haberiniz olsun. Tek tek atıyorum eylemde yapı diyeceğiz. Hemen ardından 4-5 uygulama. Çatı diyeceğiz 4-5 uygulama. Artık bomba bir seri sizi bekliyor. O zaman uygulama videosunda görüşmek üzere.